Evet, tekrar arkadaşlar başlayalım. Şimdi bu uygulamada da progress bar, slider ve rating bar'ı bir görelim. Bakalım bunlar nasıl çalışıyormuş. Ben yeni uygulama açıyorum. Progress, slider, rating yazayım bunun adına. Şimdi zaten ekrana koyduğum zaman ne olduğunu göreceksiniz. Bunlar aşina olduğunuz şeyler. World'ü ben yine sildim. Şuradan bakalım nerede bunlar. Mesela bakın Widgets'ta progress bar var şu. Zaten ne olduğunu görünce herhalde anladınız. Dönen şey işte yükleme çubuğu. Bir de bunun şu yatay olanı var. Bunu da koyalım bakalım neymiş. Yatay. O az önce bahsettiğim slider dediğim şey şu işte seek bar. Arama çubuğu. Bir de discrete var. Mesela şu İkisinin arasındaki fark ne olabilir? Şu normal bildiğin seek var. Yanında bir şey yazmıyor. Bu discrete seek var. Ayrık. Biri ondalıklı, biri kestirdi zaten. Bu aslında şey. Ben burada ayrık atlama zamanlığı belirleyebiliyorum. Mesela sıfırdan yüze kadar gidiyor ya. Sıfır, beş, on, 15, 20. Parça parça. Ya da diyelim ki ya 0 olacak ya 50 olacak ya 100 olacak. Ayrık bu işte. Parça parça bölebiliyorsun bunu. Onun harici rating bar var. Bakın burada şöyle. 5 yıldızlı. Bir de ben şunlara gerek yok. Search view. Search'ü biliyorsunuz zaten. Arama çubuğu koyuyor. Arama ekranı. Şu an bunlar birazcık gerek yok. Web view'da bunu daha sonra göstereyim. Şimdi katmayalım bunu. Herhangi bir internet sayfasını gösterir. Yani internet sayfasından bir ekran. Ama WebView'un çalışması için sizin manifestten internet izni vermeniz gerekiyor bilgisayara. Buna daha sonra bakalım. Ben bunu bir çalıştırayım. Bakın infer constraints dedik. Oturdu hepsi yerine. Run diyelim. Hatta bir tane de buton koyayım ben. Bunlar birazcık böyle işi süslendiren şeyler. Yani böyle daha ayrıntı diyelim ki uygulama yaptınız. Bunları koyduğunuz zaman biraz daha iş süslü, daha güzel görünüyor. Bakın yukarıda progress bar çalışıyor şu anda yükleme çubuğu. Şunda şu an herhangi bir kıpırdanma yok. Bu herhalde ayar gelecek buna. Birazdan bakarız. Şu slider yani seek bar arama çubuğu ama işte çok küçük olduğu için şu an net göremiyorum. Şu da aynısı discrete. Bunlar üzerine biraz çalışalım. Bir tane buton koyayım ben. Butonu şöyle koyayım şöyle. Butonu da şunun için koydum. Mesela işte diyelim ki şu dönmeye devam ediyor. Bakın bu zaten durmaz hiçbir zaman. Böyle döner sürekli. Loading bittiği zaman ne yapmamız lazım? Yani bu dursun. Artık yeter dediğimiz zaman bunu görünmez yapmamız lazım. Bunu eğer görünmez yaparsak artık bitti demektir. Ama yani nerede kullanırsınız veya kullanmazsınız bilmiyorum. Haftaya soracağımız uygulamasında diyelim ki bir splash screen koyduk. Splash screen'de ekrana koyulabilecek güzel bir şekil bu. Şimdi butonu da koyduk. ID'lere bakalım. Progress bar, progress bar 2. Seek bar, seek bar 2. Rating bar, button. Şimdi tekrar constraint'leri oturtalım. Şununla birazcık oynayalım. Bunun pardon şununla. Hani uzunluğu falan belli olacak ki bunun. Ona bakalım biraz bunda. Şimdi arkadaşlar az önce yapmaya çalıştığımız şey şunun boyutunu büyütmekti. Biz kod üzerine geldik. Progress bardan gittiğimiz için
hata yaptık. Bunu şunu da sileyim. Seek bar üzerinden devam edeceğiz. Seek bar. Ben bunun genişliğini 200 dp yaptım. Eğer match parent dersen biliyorsunuz tam ekranı kaplar bu. Şuradaki max bunun alabileceği en yüksek değer 100'müş. Progress de başlangıç değeri. İstersen bunu 50 yaparsın. İster mesela 50 yaparsak bu yarıda başlar. Tam ortada başlıyor şu an gördüğünüz gibi. Bunu 0 yapalım. Ben şunu yapayım. Ben progress barı değiştirdikçe, pardon da isimler karışıyor. Seek barı değiştirdikçe o anki bulduğu değeri bir text view üzerine yazsın. Olur mu? Tamam bu. Rating bar zaten direkt çalışabiliyorsun bunun üzerinde. Yani tıklıyorsun böyle. Rating barın o anki ratingini işte alabilirsin. Mesela şu anda kaç puan bu? Şu anda 3. Şu anda şöyle yarım puan verme imkanı da var. 2,5. 3,5. 4,5. 0,5. 2 gibi. Bu zaten oynuyor. Butona tıklayınca da bir şeyler yapalım. Mesela ben önce şunu yapayım. Butona tıklayınca şuradaki progress bar gitsin. Olur mu? Şu an constraint'ler yerinde mi? Yerinde. Bunları tanıtmamız lazım maalesef. Var. Progress eşittir. Find v by id. Progress bar. R.id. Progress bar. Başka ne vardı? Söyleyin siz. Bunu yapmamanın yolu neydi? Hatırlıyor musunuz peki? Kotlin tire android nokta extensions nokta değil tire. Doğru yanlış söyledim nokta yok. Onu yaptığınız zaman oluyordu. Başka ne var seek bardan başka? Var. Rating eşittir. Find v by id. Rating bar. R nokta id nokta rating var. Başka bir şey var mı? Bir de buton var değil mi? Buton nokta set on click listener mı diyelim, long click listener mı diyelim? Long diyelim. Uzun tıklayınca butona progress barı ortadan kaldırsın. Progress nokta visibility görünürlük ne diyeceğiz buna? False değil. Orada iki tane şey var. Çıkması lazım zaten. View nokta invisible. Görünmez. İstersen tekrar tıklayınca tekrar visible hale getirebilirsin. Burada seçebileceğin şey şu. View nokta invisible görünmez. Visible görünür. Gun var mı? Gun da varmış. Ne olduğunu birazdan gösterelim. Aynen öyle. Peki şu anda altını çiziyor. Şu an neyimiz eksik? Set on long click listener'dan kaynaklı bir şey var burada. True yolluyorum bir de. True'yu göndermen gerekiyor. Çünkü demiştim ya size normal click listener'da bu yok ama long click listener'da o bekleme süresinin gerçekleşip gerçekleşmediğini true'yla kontrol etmeniz gerekiyor. Şu anda işlem gerçekleşti diye tahmin ediyoruz bakalım biz. Mesela şunu yapabilirsin. Tıklayınca visible, uzun tıklayınca invisible. Olmaz mı? Olur. Bak tıklıyorum bir şey yok. Uzun tıklıyorum gitti. Gördünüz mü? Şimdi şunu da yapalım hemen. Normal tıklayınca da visible olsun. Buton nokta set on click listener. Şunu aldım şöyle aynısını. Bunu visible yaptım. Burada neyi şu sıkıntı yapan şu değil mi? Bakın uzun tıklıyorum gitti. Tıkladım geri geldi. Uzun tıklıyorum gitti.
Tıkladım, geri geldi. Peki visible veya invisible yerine gun yaparsak ne olur? Ben buna gun diyeyim şöyle. Benim bildiğim kadarıyla gun dediğimiz nesne yok oluyor artık bir daha. Kontrolden çıkıyor. Bakalım. Visible. Uzun tıkladım. Gitti. Tekrar tıkladım. Geri geldi. Yani bu tip olaylara çok girmeyi sevmiyorum. Çünkü her seferinde farklı bir şeyle karşılaşıyorum ben burada. Şuraya false. Şuna değil mi? Deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Uzun tıklıyorum. Gittiğini düşünüyorum. Bırakınca geri geliyor bak mouse. Demek ki false şey o. Olay gerçekleşmedi anlamı getirdiği için bırakınca geri geliyor. Neyse bunu da öğrenmiş olduk. Bu da bize bir bilgi oldu. Siz gun'ı boş verin. O zaman invisible kullanın. Onunla şu anda işimiz yok. O bu, yapılırım bir şekilde. Yani onu yok edip yerine farklı bir şey getirebilirsin. Ya da belki şu olabilir. Ben bir butona tıklayınca diyelim ki ekrana iki tane daha buton gelmesini istiyorum. Mesela seçenekler var. İşte cinsiyet seçiniz. Erkek seçtim, tıkladım butona. İki tane daha seçenek geldi ekrana. İşte boy giriniz, kilo giriniz. Bunlar hep böyle visible'la, invisible'la yapılabilecek işler. Eğer constraint layout yerine dediğin gibi linear layout kullanırsak bunlar daha rahat yerleştirir ve çakışma o zaman olmaz. Şu anda çok fazla bizlik mesele yok. Progress bar yarın öbür gün sizin karşınıza şeyde gelebilir. Nerede gelir? Splash screen'de gelebilir. Peki başka ne yapacağız? Seek bar'a bakalım bir. Şu seek bar'ın ekrandaki görüntüsünü yani değerini yazmak için ben bir text view belirleyeyim mi? Belirleyeyim. Koyayım ekrana yani. Şuraya koyalım mı alt tarafa? Koydum. Bu text view'ın adını yazı diyelim. O anda bir şey yazmasın orada. Size 36 olsun. Artık bunları herhalde yapıyorsunuz değil mi? Şak şak hızlı hızlı. Color'ı bunun purple 500 olsun. Bakalım. Şu görünmüyor ama yazıyı sildiğimiz için görünmemesi normal. Bunu hemen tanımlayalım. Var yazıyı eşittir. File by ID text view. r.id.yazi. Tamam. Şimdi geldik seek bar'a. Şu butonlar aşağıda kalsın. Seek bar nokta set. Zaten direkt çıktı. Set on seek bar change listener. Şimdi arkadaşlar burada benim evet şimdi tekrar seek bar'ın nasıl çalıştığını bir izleyelim. Çünkü kafa karışıklığı olmasın. Buradaki amaç sizin işi kolay yapmanız. Yoksa oturup hepsini kendiniz yazsanız da olur, sorun değil. Seek bar nokta set on seek bar change listener'ı kullandık. Burada seek bar durum değiştiricisinde ne yapacağımızı istiyor bizden. Object yazdım. İki nokta koydum. Alt enter dedim. Bakın şurada let the anonymous object implement interface diye bir şey seçtim. Ekrana 3 tane seçenek geldi. Şu an burada seçmemin bir anlamı yok diye düşünüyorum. Direkt OK'ye bastım. Şunu yazdı. Benden istediği şey şu listener'dan sonra bir süslü parantez aç kapa yapmamız. Şimdi geldim tekrar. Süslü parantez aç kapa yaptım. Object'e tekrar alt enter yapıyorum. Implement member diyorum. Buradaki 3'ünü buradan seçiyorum. OK diyorum ve geldi. Tamam. Şimdi buradaki mesele şu arkadaşlar. Bakın 3 tane seçenek çıktı burada. 3 tane fonksiyon. Birisi on progress changed. Yani seek bar'ın durumu değiştiğinde ne yapayım? Değiştiriyorum ben değil mi? İkincisi on start tracking touch. Dokundum. Bir şey yapayım mı? Üçüncüsü parmağımı çektim. Bir şey yapayım mı? Peki ben progress'i değiştirirken yani seek bar'ı değiştirdiğimde burada değişen bir
Değişken isim var. Hangisini alacağım ben? Şu. Yani ben Sigmar'ı değiştirdiğimde onun o anki mevcut konumu Progress adı altında kayda alınacak. İstersen bunu Progress yerine değiştir. İlerleme de fark etmez. Bunun türü ne? Integer sayı bu. Şimdi geldik. Şunları silmemiz lazım muhtemelen. Bunlar kalmasın burada. Bunları kendi yazdı. Şimdi gelelim buradaki değeri yazıya aktarmaya. O yazının ID'si neydi? Daha doğrusu değişken adı. Yazı nokta text eşittir. İlerleme nokta to string. İlerlemeyi al, string'e çevir ve yazıya gönder. Bakalım olacak mı? Çok kolay gerisi. Şimdi object gerektiren bütün işlemlerde bunu yapalım biz. Object yazalım, iki nokta koyalım, alt enter diyelim, seçeneklerden gidelim. Peki object gerekip gerekmediğini nereden bileceğiz? Onu da birazdan söyleyeyim ben size. Görüyor musunuz şu anda? Ben değiştirdiğim zaman altta direkt çıkıyor ne o. Aynı şekilde şu rating barın kullanımı da böyle. Peki object gerektiren durumlar ne olabilir? Onu gerçi videoya koymayalım. Onu birazdan video bitince kapı söyleyelim. Çünkü gereksiz uzatmayalım. Şu an bu anlaşıldı herhalde. Yaptığımız tek şey buradaki sayıyı şuraya yazdık. İster büyütürsün ya da şunu yapabilirsin. Artık aklına ne gelirse. Mesela dersin ki bu sıfırken şuradaki yazının rengi şu olsun. 10 olunca renk şuna dönüşsün. 20 olunca renk bu olsun gibi. İstediğini yapabilirsin. Ya da ekran parlaklığı. Ekran parlaklığını vize sınavından sonra yaparız. Ama ekran parlaklığını görmek için öncelikle telefona uygulamayı atmayı öğrenmemiz lazım. Çünkü emülatör üzerinden parlaklığı değiştiremiyoruz. Gerçek telefon lazım. Onu bununla gerçekleştirebiliriz. Şimdi gelelim şunu yapalım. Butona tıklayınca şunun o anki mevcut ratingini yine text üzerine yazsın. Kayıt devam ediyor mu? Ediyormuş. Şu an butona uzun tıklayınca ne yapıyordu? Invisible yapıyor değil mi? Ben bunu kaldırayım. Şunu diyelim. Butona normal tıklayınca rating barın durumunu alsın. Barın ismi neydi? İkisi birbirine çok şey olmuş. Arkadaşlar bu işte şöyle yapacağız. Bunu direkt böyle yapmaktansa önce bunun ratingini bir değişkene atıp oradan değişkenin içeriğini yazıya atalım. Yalnız burada komutumuz da rating olduğu için şunu isterseniz değiştirelim. Karışmasın. Şurada şuna rating sonuç diyelim. Ya da rating bar diyelim. Fark etmez. Şöyle yapalım. Var oylama eşittir rating sonuç nokta rating. Şu işte onun ratingini alan şey. Peki ne yapacağız şimdi? Yazı nokta text eşittir oylama nokta to string. Bakalım olacak mı? Bakın şu an değiştiriyorum. Sorun yok. 3 puan verdim. Tıkladım. 3-0 geldi. 4,5 puan verdim. Tıkladım. 4,5 geldi. 1,5 verdim. Tıkladım. 1,5 geldi. Tamam. Herhalde yeterli. Hangisini? Şuradan seçtiğin değer. Onun bir girip bakmamız lazım kodlara. Çünkü şu an diyor default değeri bu bunun. Ben ayrıntıya girmiyorum fazla. Default da bu çünkü senin burada buçuk seçebiliyorsun ama daha küçük seçemiyorsun. Rating barın şeyi o.
özelliği o yani. Vereceğim puan buçuk olabilir veya tam olabilir. Daha düşük olmaz zannetmiyorum ama girip bakarız ayarlarına. Şimdi bu videoyu da burada sonlandıralım. Bu haftanın konusu bu ikisi olsun, yeterli olsun. Bir de birazdan ufak bir uygulama yapalım. Onu da videosuna ekleriz. Dersi burada bitiririz.